Kuşkusuz bilincin kulu harekete geçirmesinden sonra atması gereken başka adımlar da var. Bu bilinç ile birlikte gelen artık davranış değişikliği. Ama bu davranış değişikliklerini kendi başına, tek başına başarması zor bir süreç. Bunu kolaylaştıracak adımlar ortam değişikliği. Kulun bu ortamda bu davranışları kolayca, basitçe, rahatça, hiçbir sorumluluk hissetmeden yapan kimselerin arasında durmaktan ayrılıp bu sorumluluğa sahip, bu davranışları, kötü davranışları yapmaktan uzak duran ve yapan olursa şayet onları gördükleri zaman nasihat eden, ayıplayan, yol gösteren kimselerin ortamına intikal etmek, kulun hem davranışlarını düzeltebilmesi için kolaylaştırıcı bir etki oluşturur, hem de kendisini Cenab-ı Hakk'a karşı bir niyet beyanı. Bu bir çeşit hicret gibidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde men hacara seyyiat. El muhacir, hicret eden kimse, kötülüklerden iyiliklere hicret eden kimse de bu kabildendir. Kötü davranışların olduğu ortamdan iyi davranışların olduğu ortama hicret etmek. Kötülük kişide ne kadar yerleşik ve uzun süre kazanılmış bir alışkanlık olursa olsun, kararlılık ve karardaki değişiklik her şeyi silecek güçte olur. Ama bu kararda, kararlılıktaki değişikliği, kişinin tercihini değiştirmesi, amacını değiştirmesi ancak bilinçlenmesiyle, bilgiyle, Cenab-ı Hakk'ın vaadine tutunarak, bu taraftaki gidişatın ucunun bir yere çıkmadığını görerek, böyle bir muhakemeyle gelişmesi. Yoksa ezbere, kabaca, ne için öyle yaptığını yahut ne için böyle yaptığını bilmeyen, amaçlar dolayısıyla tercihlerin değişikliği değil de öyle sebepsiz bir biçimde gelişen değişiklikler olursa anlamını bulmayan, niyet temelinde kökleri kalbe kadar uzanmayan hususların ameller niyetlerle olduğu için niyetle bilinçle ilişkili bulunduğundan ya bir süre sonra boşa çıkar ya da anlamsız kalır. Öylesi davranışlar böylesi davranışlara dönüşür. Dün şunlar uğruna yapılan yanlış davranışlar bugün de bunlar uğruna yapılan başka türlü davranışlar olabilir. Biz iyi davranışı hatırlarsanız salih ameli konuşurken Allah Azze ve Celle için olmasını temel bir şart olarak gördük. Davranışın kendisi isabetli yerinde bir davranış olsa da eğer bu Allah için yapılan onun hoşnutluğu sırf o istediği için gerçekleştirilen bir niyetle yapılmıyorsa bu hala salih bir amel değildir ve hala bu kul kendisini ıslah etmiş değildir. Kötü davranışlardan uzaklaşmış veya şu anda iyi davranışları yapıyor olsa bile bu iyi davranışları Allah için yapmadığı sürece, böyle bir bilince kavuşmadığı sürece sırf şu arkadaşlar yahut şunlar filancalar uğruna o çevreye takıldığı için yapıyorsa bunun ardındaki vahye dayalı bilgiyi Resulullah'ın getirdiği, öğrettiği ve yaşayarak örneklediği boyutta hangi amaç ile, hangi basiret ile bunun gerçekleşmesi gerektiğini bilmiyor ise o zaman niyet ve niyete bağlı bileşenler yerli yerince oturmadığından burada da bir ıslahtan söz edemeyiz. Çünkü ıslah, ameli salih, doğru davranışlar iyi ortamlara taşınarak başka kimselerin yergisinden korkarak da olabilir. Söz gelimi münafıkların durumu görünürde bunlar iyi davranışları sergileyen, belki fırsat bulamadıkları için çoğu kötü davranışları yapmayan, yapamayan, yaptıkları iyi davranışları da toplumdaki kimselerin övgüsüne mazhar olmak için, onlar katında iyi bilinmek için yapan, bunu Allah için yapmayan kimseler oldukları sürece yaptıkları namazlar da, niyazlar da, oruçlar da, iyi hatta infaklar da Allah Azze ve Celle katında hiçbir karşılık bulmaz. Dolayısıyla sadece ortam değişikliği değil, ortam değişikliği öncesinde kişinin belli bir bilinç ile tevbeye dair kararlılığı ve tevbeyle birlikte
gelen artık kararlarındaki, tercihlerindeki değişikliklerin amellerine yansıması, burada işin içerisinde bilinç olduğu için Allah için bunu yapıyor. Hangi sebepten o kötü davranışları bıraktın? Cenab-ı Hak yasakladığı ve Allah Azze ve Celle'nin bana vaat ettiklerinden beni kopardığı için ben amacımı değiştirdim, ilahi vaade tutundum ve bu ilahi vaadi yaşayabilmek için hayat tarzımı değiştiriyorum. Bu tarzın yaşandığı, iyi tarzın hakim olduğu ortamlara intikal ediyorum. 99 kişiyi katletmiş bir kimsenin tevbe arayışıyla Allah'ın Resulü anlattı ki bir kimseye geldi sordu, benim için bir tevbe söz konusu mu diye. Dedi ki 99 tane adam katletmişsin, bunun tevbesi olur mu? Allah'ın elçisi anlattığına göre öfkeyle onu da katledip 100'e tamamladı. Sonra bir başkasına varıp sordu, benim için 100 kişiyi katlettim, bir tevbe söz konusu mu diye. O da eğer Allah Azze ve Celle'den bağışlanmayı ümit ediyor, ıslah olmayı, Cenab-ı Hakk'ın öfkesinden merhametine sığınmayı umuyor ise o zaman bu niyetle bu coğrafyadan başka bir coğrafyaya, günahı işlediği bu ortamlardan ve günahla binildiği bu ortamlardan başka bir ortama taşınıp kendi amellerini ıslah ederek bu tür yanlışlardan, bu büyük cürümlerden vazgeçip bir daha asla yapmamak üzere Allah Azze ve Celle'den bağışlanma dileyerek tam bir nedametle iyileşmeye doğru yönelmesi.